Seçiciler Kanada'ya özel devam ediyor ve hocam siz İstanbul'a geçmeden biz bir ek yapacaktınız. Buyurun. Şimdi efendim ben şunu söylemek istiyorum. Geçen hafta içinde bir başka kanalda yine aynı konu tartışılırken programın başında uzunca bir süre tutulan altyazı şuydu. Mehmet Haberal Ecevit'te kasten yanlış tedavi uyguladı. Yani bu soru işareti ve oldukça uzun bir süre bu altyazı kaldı. Yani iddiaya bakın. Artı aynı programda hastanede öldürecekler. Yani bunu sadece bu kanalda değil. Öldürecekler mi? Öldürecekti vesaire evet. Gibi. Bu kadar ağır, bu kadar mesnetsiz, bu kadar suçlayıcı ifadeler kullanıyor. Artı bizden sonra onlar yandaş basını yapar. Sadece bu geçen günkü tartışmada değil ama sürekli basına verdiği mesaj. Devraldım, ilaçları kestim. İşte toplantılara katılamayan Ecevit birdenbire toplantılara katıldı. Ve hakikaten yani kamuoyuna da pompalanan mesaj bu oldu. Yani başkentten kaçtı ve iyileşti. Şimdi ben hanımefendiye soruş nedenim şudur efendim. Bu bir süreç. Yani bu çok akut olmuş olan bir olay değildir. Yani bir ne bileyim apandisit olur, kıvranır, ameliyat edersiniz, ertesi gün iyileşir. Kronik hastalıkları ta 2000'lere varan, yani ilk teşhisi konan bir şeydir. Dolayısıyla bizim de raporlarımızda sürekli olarak işlediğimiz, gerçek öyle olduğu için bir iyileşme süreci. Ahmet Bey'in değindiği şeyde kırığın birçok eski hastalığın düzelmekte olduğu, kırığın düzelmekte olduğu. Çok sigara içiyordu Ece, çok ondandır. Bir süre sonra son kontrolde işe başlatabileceğimiz söylenmiştir. Dolayısıyla benim gerek o tartışmada gerekse şimdi hanımefendiye sorduğum sorunun amacı şudur. Siz bir başbakan devralıyorsunuz, bir hasta devralıyorsunuz, bir ekipten bahsediyorsunuz, ekibim ve ben şeklinde ifade ediliyor. Ve bu iş artık mahkeme konusu oluyor ve biz burada günlük ayrıntıları deklare edebiliyoruz. Bunları ispatlıyoruz, bütün yaptıklarımızı, uyguladıklarımızı ve bizden sonra devralan ekip diyelim, iddia o şekilde. Bu kadar önemli, bu kadar kritik bir olayda ne yaptınız da, ki bunu belgeleyin ama lütfen, ne yaptınız da iddia ettiğiniz gibi Sayın Ecevit birdenbire mucizevi bir şekilde iyileşti ve görevlerine döndü. Bunun cevabını o gece de alamayacağımı da Dilek Hanım'ın verdiği yanıttan anlıyorum. Çünkü mahkeme çok haklı olarak istemiş olan bir şey verilebilirdi. Biz nasıl mahkemeye ilettiysek alnımız açık, vicdanımız rahat olarak ve hayatımızın sonuna kadar bunun arkasındaysak bizden sonra devralan ekibin de bu konuya açıklık getirmesi lazımdı. Başkentten aldığımızda son gün şöyleydi, bulgular böyleydi, biz bunları yaptık, iyileştik. Bunu dokümante edip tarafsız bir kuruluş olan Adli Tıp Kurumu'na iletmeleri lazımdı. İletemedikleri için çok haksız durumdalar. Zaten o günkü programda iddia ettikleri şeyin de doğru olmadığını ispatlamış oldu. Emir almışlar, ne yapsın tek adam? Tümünü kesti, ifade budur, kayıtlara geçmiştir. Tümünü kestiğim dediği ilaçlarının bir tek steroidini kesmiş olduğu anlaşıldı. Ve beyanın doğru olmadığı o tartışmada ortaya çıktı. Artık hiçbir dokümantasyon yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, İstanbul'dayız. Sayın Mete Akyol, buyurun efendim. Önce isterseniz sayın konuğumuz Tufan Tıraç Beyler. Onu alalım önce. Efendim, şimdi bu Bülent Ecevit'in rahatsızlık sürecini hep birlikte yaşadık. Gerçekten Ecevit'in bir takım kronik rahatsızlıkları vardı. Yürümekte, hareket etmekte, konuşmakta zaman zaman zorlanıyordu. Bu tabii kamuoyunda çok olumsuz etki yaratıyordu. Çünkü kamuoyu böyle bir başbakanla ülkenin nasıl götürülebileceği endişesini taşıyordu. Hatta bu o kadar yayıldı ki bir sürü söylentiler çıktı. Orada da bahsedildiği gibi Ecevit'in rahatsızlığının şu olduğu, Parkinson olduğu, bir demans hatta problemi olduğu her türlü böyle söylenti yayıldı. Hatta o kadar yayıldı ki mizahçılar dahi sahnelerde Ecevit'in taklitini bile yaptılar.
işte yürüyeme işini, el sıkama işini filan. Şimdi aradan işte bu hocalarımızın anlattığı süreç yaşandı. Çok ciddi bir tedavi Başkent Hastanesi'nde uygulandı Ecevit'e. Ve Ecevit de sık sık orada kendisine gösterilen özenin çok dikkatle yapıldığını, çok iyi bir şekilde tedavi edildiğini ve o ekibe defalarca teşekkür etti. Ve hakikaten üst üste gelen bu kronik hastalıklarının dışındaki oluşumlarda tedavi altına alındı. Ve ondan sonra şu olay oldu, bu olay oldu. Rahşan Hanım niye sessiz kalıyor? Rahşan Hanım makamına gitti ve bir süre çalıştı. Sonra seçim oldu. Ne amaçla sessiz kalıyor? Seçimden sonra da olay şey etti. Şimdi 2003 Şubat'ı, 2003 Şubat'ında biz basın konseyi olarak yıllık yemeğimizde onur konuğu olarak da Bülent Ecevit ve Rahşan Ecevit'i şey ettik, davet ettik o yemeğe. Kalabalık bir yemekti. Yani 30-40 kişi basın konseyi yüksek kurulu üyelerinin katıldığı bir yemekti. O yemekte ben Bülent Ecevit'in karşısına oturdum. Böyle bir dikdörtgen masa vardı. Ecevit'in yanında Oktay Ekşi oturuyordu. Oktay Ekşi'nin yanında da Rahşan Ecevit oturuyordu. Ecevit'in öbür yanında da Oktay Ekşi'nin eşi Aysel Ekşi oturuyordu. Biz böyle konuşmalar havadan sudan olurken ben işte bir gazetecilik şeyiyle orada Bülent Bey'e başbakanlığı ile ilgili bazı sorular, işte bilmediğimiz, basına yansımayan konularla ilgili sorular sormaya başladım. Bülent Bey de gayet güzel böyle yanıtlar verdi. Bu arada dedim ki, efendim ben bir şeyi çok merak ediyorum. Yani mümkünse eğer sizce bir sakıncası yoksa buna bir açıklık getirir misiniz dedim. Çünkü bugüne kadar bu konu tam olarak, net olarak aydınlanmadı. Evet, gerçi bir takım söylentiler çıktı. İşte çalışamaz raporu vereceklermiş, şu olacakmış bilmem ne, o yüzden gitmemiş filan şeklinde ama sizin ağzınızdan bir net yanıt alabilirsek bu işte açıklığa çıkar. Sorum şu dedim. Siz bu kadar medyum olduğunuz bir kadroya niçin son kontrolde gitmekten vazgeçtiniz ve bir daha da orayla ilişkinizi kestiniz dedim. Bülent Bey tabii çok nazik bir adam, yani kibar, efendi bir insan. Yani dedi, bunu dedi pek Sayın Trenç açıklamak çok bu gecenin de anlamına pek uygun değil. Yani açıklamak istemiyorum ama şu kadarını söyleyeyim. Yani gitmemek geldi içimden. Gitmeyeyim diye bir karar verdim dedi. Tabii ben de anladım ki Bülent Bey bu konuda daha açık bir şeyler söylemek istemiyor. Onun üzerine peki efendim dedik, başka bir konuya girdik biz. Sonra yemek gayet güzel devam etti, bitti. Hatta biz Oktay Ekşi ile beraber Bülent ve Rahşan Ecevit'i arabalarına kadar götürdük, uğurladık. Ertesi gün gazetede Oktay Ekşi bana dedi ki, ya dedi, senin sorduğun sorudan sonra dedi, Rahşan Hanım benim kulağıma eğildi. Dedi ki, Tufan Bey'in sorusunu Bülent tam olarak cevaplayamadı. Ama orada bir problem vardı dedi o gece dedi. Bize dedi, ertesi sabah hastaneye gideceğimizden bir gün önce o ekipten birisi dedi ama bir isim falan vermemiş Oktay Bey'e. Birisi size orada bir daha istirahatinizi uzatacaklar. Yani çalışmanıza pek izin vermeyecekler gibi bir laf söylemiş. Onun üzerine biz de gitmeme kararı aldık dedi. Ve bu tabii bu o gün için yani çok önemli bir olaydı. Rahşan Ecevit'in böyle bir şey söylemesi. Hemen biz bu konuyu Ankara Büro'ya bizim şey ettik, duyurduk. Dedik ki aman bunu taraflarla konuşun, bir de kurcalayın, iyi inceleyin ve bunu bir haber yapın dedik. Ve Ankara'dan arkadaşlarımız çalıştılar. İşte Başkent Hastanesi'yle de konuştular.
Rahşan Ecevit'le, Bülent Bey'le buluşmak istediler ama onlardan çok bir bilgi alamadılar. Ama arkadaşlarımızın yaptığı araştırmada bu bilginin tamamen bir duyuma dayandığını, hiçbir sağlıklı bir veri olmadığını ama Rahşan Hanım'ın buna inandığını ve Bülent Bey'i de buna ikna ettiğini, ne olur Bülent gitmeyelim diye Bülent Bey'e de ısrar ettiğini, Bülent Bey'in de peki o zaman gitmeyelim dediğini şey ettiler, arkadaşlarımız bize bildirdiler. Hatta biz haberi o dozda bu şekilde yazdık ve verdik. Ertesi gün Haberat bir açıklama yaptı, Sayın Haberat. Dedi ki işte bizim hastanemizi töhmet altında bırakıyor bu şey iddialar. Hiçbir aslı astarı yoktur. Tamamen uydurmadır, duyuma dayalıdır diye ve bir bunun yargıda da bunun hesabı sorulacaktır şeklinde bir açıklama yaptı. Ertesi gün onu da biz haber olarak verdik. Ama şu kesin olarak ortaya çıktı ki gerçekten bu büyük olasılıkla bir kişinin veya o Recai Bey'in Rahşan Hanım'a ilettiği, direkt Rahşan Hanım'a da söylenmediği yolunda bizim bilgilerimiz var. Recai Bey'e söylendi. Recai Bey'in de Rahşan Hanım bu şekilde orada oturuyor söyleyen, oturuyor. Bilgilendirmede bulunduğu da Ecevit'e ısrar ettiği şeklinde. Yani bu tabii biliyorsunuz o dönemde o kadar çok spekülasyonlar yapıldı ki, o kadar böyle ipe sapa gelmez iddialar ileri sürüldü ki sonunda bu iş artık geldi Ecevit'in işte kasten öldürülmesine kadar tabi şeylerle ilaçlarla şunlarla bunlarla öldürülmesine kadar dayandı. Bunlar hepsi tamamen sizin de belirttiğiniz gibi böyle bir şehir efsanesi, bir senaryo. Hiçbir ciddi yanı duyumdan öteye gitmemiş, dedikodudan öteye gitmemiş bir takım duyumlardı bunlar. Bu duyumlarla maalesef bugün Türk yargısı, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli bilim adamlarından biri olan, dünya çapında bir cerrah olan ve 4 yıldır da 3 yılın ilerisinde, 3 yılı geçmiş vaziyette hapiste, suçunun henüz ne olduğu bilinmeden yatan maalesef Haberal bununla bugün suçlanıyor ve Ergenekon'da kandırılması suçlar, yaratılamayan suçlar bu olayda. Ne geldiyse başımıza Rahşan Ecevit'ten geldi zaten. Bu çok affolmadı Rahşan affolmadı. Devamlı eleştiriyoruz bu konuda. Doğru dürüst iddianamelere dayanmayan, kanıtlara dayanmayan, delilleri olmayan suçlamalarla insanlar yatırılıyor. Bana göre, benim görüşüm, gayet açık söylüyorum, bu tamamen Haberal'ın suçlanmasına dönük bir tertipten başka bir şey değildir. Buna da bir takım insanlar ne şekilde razı ediliyorlar, ne şekilde Rahşan bir takım değil. Tabii ama Rahşan razı oldu mu bitti. Tamamen duyumlara dayanan. Of bile çıkıyor. Ve hiçbir delile, kanıta dayanmayan suçlamalarda buluyorlar. Ve maalesef mahkemeler de bunları ciddi tanıklar olarak alıp dinliyorlar. Yani burada görülüyor ki Türkiye'de özellikle özel yetkili mahkemelerde yürütülen yargılamalar artık bütün dünyanın da gördüğü gibi gerçekten hukuk dışı bir takım kurallara. Başbakanlıkta psikolojik harekat merkezi kuruldu. Niye kuruldu bunları zannediyorsunuz? Çok ciddiye almak lazım diyeyim. Ama maalesef almak durumunda kalıyoruz ve bunları bugün burada tartışıyoruz. Evet, benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim. Rahşan'ı kandır yitiyor. Sayın Mete abi, siz bir şey soracak mısınız? Valla ben sadece şu anda hepimizin, ekrandaki izleyicilerimizin de gördükleri ve burada bizlerin de tanık oldukları bir tabloyu anlatmak istiyorum. Halk Mahkemesi. Birinci bölümünü değişim söylememe gerek yok. İkinci bölümünü söyleyeyim. 40 akıllı toplanmış, kuyudaki o taşı çıkarmaya çalışıyor burada. Buradaki tablo budur. Ve yazıktır Türkiye'nin. O deli kim? O bugün, deli.
böylesine bu kadar zamana gereksinim duyduğu bir dönemde böylesine işlerle uğraşmak. Ülke satılıyor ya, bu ülke. Başından beri neyi anımsatıyor onu söylemek. Toprak kalmadı, satılmadı. 14 Ekim 1960 günü saat 9.55'te yasada duruşmaları başladı. Önce bütün sanıklar salona getirildi. Sözüm ona bir çeşit açmıştı o. Öğleden sonraki oturumdaki davanın adı neydi onu da söyleyeyim. Aynen bugün özel yetkili ya ben özel selayetli diyorum, daha sanki kuvvetli oluyorlar. Özel selayetli mahkemelerin söylediği, işe yaptığı gibi, bugün uyguladığı gibi bir takım davalar isimlendiriliyor. Yok Balyoz davası, yok Ergenekon davası. İntikam alıyorlar. Köpek davası, bebek davası gibi isimler vardı. Dininin ve dininin şimdi davacıları şimdi. Hoca, bir ihtilal yapılmış, ihtilal mahkemesi kurulmuş ve ihtilal mahkemesinde bir köpek davasıyla başladı olay. Açılıştan sonra diyelim. Ve tablo şu. İki sanık var. Biri eski cumhurbaşkanı, öteki Tarım Bakanı Nedim Ökmen. Şimdi Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Nedim Ökmen salona getirildiler. Celal Bayar'ın bir hareketle yaptığı ve sonradan anladığımız, başta çok yanlış yorumladığımız bir olay olmuştur. Elinde şapkasıyla gelmiştir. Tam oturacak, oturacağı sandalyenin üstüne şapkasını koydu. Ondan sonra şapkanın üstüne oturdu. Basın bölümünde oturan bizlerin tam önünde oluyor o. Biz hepimiz, basın bölümündeki arkadaşlar çok yakından tanığı oldular bu olayı. Ve hafif gülüşmeler başladı. Ya unuttu, işte bak dalgınlık şeye geldi, şapkasının üstüne oturdu diye. Sonra yargıç ona sorular sordu. Kürsü değil o zaman, bir mikrofon vardı. O mikrofona kadar yürürken şapkasını aldı oradan, orada bıraktığını biliyor Bayar. Ve orada bir konuşma yaptı ve ne dedi biliyor musunuz? Böyle bir dava nedeniyle karşınıza getirilmiş olmam benim için kabul edilemeyecek kadar bir azaptır. Bundan sonraki hiçbir şeyinizi umursamıyorum dedi. Döndü, yine şapkasını koydu sandalyeye ve yine şapkasının üstüne oturdu. Meğerse şapkanın üstüne oturmak diplomatik ya da daha başka bir dilde tanımıyorum seni demekmiş. Nasıl ki bir resmi yemekte tabağınızı, yemek konulurken tabağınızı ters çevirdiğiniz zaman ben bu yemeği kabul etmiyorum, protesto ediyorum anlamı taşıyorsa, bu da aynı öyle bir şeymiş. O işin başka tarafı. Bakın, merhum Celal Bayar'ın oradaki sözü tarihe geçecek sözdür. Ondan sonra yargıç birkaç soru daha sordu. Şunu söylemek durumunda kaldı. Bir köpek olayı çok kimse bilmeyebilir. Hemen özetlemek istiyorum. 1958 yılında Celal Bayar Afganistan'a bir seyahat yapıyor. Orada çok güzel bir işte av köpeği var. Afgan tazısı. Onu okşuyor. Daha sonra da hatta ailenin de, Bayar ailesinin de orada görevli bir kişisi, hani akrabadan birisinin aracılığıyla o köpeği değilse de aynı cins köpeği Afgan kralı Zahir Şah Bayar'a armağan olarak gönderiyor. Şimdi köpek gelmiş. Bayar ne yapsın Çankaya Köşkü'nde köpeği? Zaten bugünkü gibi alan bu kadar geniş değil. Tarım Bakan hayvanat bahçesine veriyor. Alın diyor. Bu şekilde kalsın işte. Şimdi hayvanat bahçesi Tarım Bakanlığı'na bağlı. Fakat hayvanat bahçesinde de usulen bir şey var. Diyor ki bir girdi oluyor bu bize. O nedenle bir ödeme yapılması lazım. Bayar diyor ki ben karışmam o şeylere. İşte alın ne yaparsanız yapın köpeği. İşte besleyin bakın. Seyredilsin işte. Cins çok özel bir Afgan tırsı. Ve diyorlar ki usulen biz bir sembolik de olsa bir fiyat düşeceğiz. O zaman Bursa'nın bir, hatta var onun kayıtlarda vardır adı. Umur Bey'in yakınında bir köyde içme suyu yapılıyormuş.
Sayın Bayar'dan da hatta şey istemişler, yardım istemiş. Demişler ki, demiş ki orada, ya orada içme suyu yapılıyor o köyde, gönderin şeyi. Oraya işte birkaç kuruş gönderin o köye diye. Şimdi 100 dolar diye yasada duruşmalarında iddianamede bu köpeğin değeri oraya öne geçmiş. Çünkü orada öyle 100 dolar diye geçmiş. Mahkemede bir de Bayar'a bu azap çektirilmeden sonra bir de Afganistan'a yazı yazıldı. Siz gerçekten böyle hani bu kadar 3-5 kuruş değerli yani bir 100 dolar değerinde bir hediye mi gönderdiniz? Biz bu fonun fiyatını saptamak istiyoruz diye. Efendim, elimde Times gazetesinin bu olaydan 2 gün sonraki şeyleri var, küpürleri var. Açın şeyi, internete girin. Yasada duruşmaları, Celal Bayar, Afgan tazısı yazın. Bütün bunlar önünüze gelir. Burada ne diyor biliyor musunuz? Muhabirlerini geri çektiler. Duruşmaları izleyen muhabirlerini. Ha bu kadar gayri ciddi bir şey olay başladı. Bu ihtilal de bu değil. Hiçbir şey ciddi değil. Geri çek, boş yer oralarda kalmayın diye. Ve öylesine bir şey yapıldı ki Celal Bayar bir de o şeye Zagir Şah'a çektirdiği azabın üzüntüsünü orada belirtti. Ben bunları niye anlattım biliyor musunuz? Haber alın başına gelen Türkiye'de ilk değildir. Yıllarca Osmanlı İmparatorluğu'nda hizmet etmiş. Daha sonra Kurtuluş Cephesi'nde hizmet etmiş. Daha sonra Türk siyasal ve hizmet etmiş. Atatürk'ün sağ kolu sol kolu var demeyelim. Atatürk'ün Atapot gibi bir çok şeylerin yanında kolları vardı. Onlardan biri olmuş, iktisat vekili olmuş, istirahate davet ettiği, İsmet İnönü gibi bir yakınını başbakanın yerine başbakan yapmış bir kişi. Daha sonra 10 yıl bu ülkede cumhurbaşkanlığı yapmış bir kişi. Sana hediye edilen bir köpeği hayvanat bahçesine sattın diye bu ülkede yargıç karşısına çıkarılıyor ve bütün dünyaya böyle teşhir ediliyor ise haber ala bu atılan o 1960'ı yapanlar da şeriatçılardı ama bunu kimse bilmiyor işte. Çin'e şimdi de şeriatçılar görevde. Oh, bizim için çok ağır, haber ala için de çok ağır ama. Ama millet hamdolsun diyor bilmeden. Daha geniş bir perspektiften seyrettiğiniz zaman çok küçük bir olay kaldı. 1960'ı Kemalist diyen yalancıdır. Daha bizim açıkça şeriatçıdır. Yaptığımız o kadar çok ulusal haksızlıklar ve ulusal ayıplarla doludur ki bizim geçmişimiz. Tek tek sıralamayın bir şeye. Bir gün önce ölüm yıldönümüydü. Nazım Hikmet'ten başlarız. Kimlere kadar geliriz? Aziz Nesin'den de geçeriz. Daha kimlere kadar geliriz? Bu ümmette biraz ulusal onuru temsil edecek denli başarılar sahibi olduğunuz zaman herhalde bazı kimseler rahatsız oluyor. Şimdi ben haber alın. Bazı kimseler değil, şeriatçılar rahatsız oluyor. İfacıymışım gibi ne zaman önce hissettim biliyor musunuz? Tamam, bir başbakan elbette gelecek. Başbakan şey, hastanesine, başkent hastanesine elbette güvendiği doktorlara kendini teslim edecek. Tamam her şey güzel. Ne zaman ki o hastanede bir gün bakanlar kurulu toplandı, eyvah dedim o zaman. Çünkü Türk belirli çevreleri, Türkiye'de belirli çevreler böylesine bir olayı mesleksel rekabet zannederler. Hastaneler arasında rekabet zanneder. Ay işte bilmem şu markalı gazozu içerken o şişenin markası görülmüşçesine öbür gazoz marka sahiplerinin kıskançlığına benzer bir kıskançlıkla kocaman bir kıskançlık oluşturuldu etrafta. Şimdi bu tabloyu böyle kabul edelim. Haber al bir iki numara değil birkaç numara fazla geldi. Bir takım meslektaşlarına da açık açık söyleyeyim ve kurduğu müesseselerde daha önce kurulmuş müesseselere biraz fazla geldi. Keşke örnek alabilselerdi onu.
Şimdi ve kurduğu müesseseleri. Şimdi bir başka bir şey söyleyeceğim. Nur Altınöz hocamız çok ilginç. Geçen akşam da izledim kendisini. O Sayın Recai, Sayın kullanma, Sayın kullanmanın ceza olmaktan çıktı değil mi? Herkese kullanabiliyoruz değil mi Sayın? Evet. Sayın Recai Dilgün'ün bulduğu, hani hangi yeteneğine göre bulduğunu onu bilemiyoruz tabii ki. Kim bilir ne değişik şeylerin çevreleri vardır. Doktorun, doktora sorduğu sorular var. Doktorun verdiği cevapları okudukça, şimdi insan bakıyor, bir Frankenstein filmi seyreder gibi hissetmeye başlıyor. Neler söylüyor, meğerse neler yapmışlar. Ha, şimdi o zaman başka bir şey sormamız lazım. Bilgisayara girenlere ufak bir şey yapayım, topuk pası vereyim. Google'da TCK yazsınlar, Türk Ceza Kanunu. Bakın orada bir şey var. Madde 280 diyor. Merak ettim ben de. Bundan niye şey yapılmıyor? Diyor ki sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi diye bir başlık var. Okuyayım size. Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirtiyle karşılaşmasına rağmen durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bir daha okumama gerek yok. Verdim size şifresini. Google'da TCK yazın, madde 280'e gelin, aynısını okuyacaksınız. Burada ufak bir de açıklama var. Sağlık mesleği mensubu deyimden tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren kişiler anlaşılır. Şimdi avukat da değilim, savcı da değilim ama bu ülkenin bir vatandaşıyım ve bu ülkenin 1/75 milyon hissedarından biriyim ben. O hisseme, 1/75 milyon hisseme dayanarak konuşuyorum. Sayın Mücahit Bey, acaba bu görevinizi yerine getirdiniz mi? İlgili bakanlara, bırakın başbakan olması, herhangi bir kişide bir suç işlenmekte olduğuna tanık olmuşsunuz. Bunu siz savcılığa bildirdiniz mi? İşte burada bildirmezseniz ceza vardır. Ayrıca başka bir madde daha var. Ben bunu karıştırırken bir madde öncesi, 279. maddeyi de gördüm. O konuda da bizim hukukçularımız boş kalmadılar. Onu da biliyorum ama sonucu merak ediyorum. Bakın ne yazıyor orada da. Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi. Türk Ceza Kanunu madde 279. Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi. Gecikme göstermesi bile suç. 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Yine bir açıklama. Suçun adli kolluk görevini yapan kişi tarafından işlenmesi halinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında arttırılır. Şimdi sayın diyebiliyordum değil mi? Sayın Recai Birgül'e şunu soruyorum. Acaba siz önce amirinize, öyle ya, bir bağlı olduğunuz birim var emniyette. Ona bu durumu başbakan şöyle şöyle bir tehlikede diye bildirdiniz mi? Ya da bırakın amiriniz savcılığa bildirmediyse o zaman sizin göreviniz gidip savcıya böyle böyle bir durum vardır diye bildirdiniz mi? Bir bunun cevabının verilmesi vatandaş olarak hakkımdır da bu sorunun cevabını beklerim.
İkincisi de başka ufak tefek notlarım var izninizle. Bir parti, Mete abi, bir kez daha döneceğim. Buyurun. Bir kez daha döneceğim çünkü hukukçularla ilgili bölümde de mutlaka ve mutlaka soracaklarınız olacak. Benim ricam lütfen hem Tufan abi hem size ne olur böyle bir İstanbul'a dönelim edelim olmasın. Siz istediğiniz zaman bu soruları da yöneltebilirsiniz. Ama gelen maillerle ilgili söylemem gerekirse hocam. Herkesin taktığı bir nokta var. Hem Tufan abi hem Mete abi söyledi. Burada da özellikle üstünde durumumuz. Ben bir cümle ilave etmek istiyorum. Buyurun, buyurun. Pardon. Buyurun efendim. Bir cümle ilave etmek buyurun istiyorum. Burayı bitirelim. Şimdi bu şeylerin hepsinin hiçbir ciddi dayanağı, delili, kanıtı olmadığını zaten tanık olarak mahkemeye gelen kişi de itiraf etti orada. Yok dedi, elimde delil yok. Duydum. Bunları duydum dedi. Şimdi geçen gün Rahşan Hanım'la yapılan bir televizyon konuşmasında Rahşan Hanım da diyor ki Recai Birgün'ün söylediği birçok şey hayal ürünü. Doktor olarak yanlış tedavi yapılmadı. Yani bu kadar basit. Yani bu böyle bir tanığı bir mahkeme nasıl alıyor, ciddi ciddi dinliyor ve sorgulatıyor sanıyor ona. Böyle bir şey ancak işte demokrasiye tamamen aykırı mahkemelerdir diye şer'i mahkemelerde günlerce, aylarca yazdığımız bu özel yetkili mahkemelerde oluyor. Türkiye mutlaka bu özel yetkili mahkemeleri kaldırması lazım. Orada yüzlerce insan Silivri'de haksız yere, suçsuz yere yatıyor. Özel diyor kardeş, özel. Suçlu olanlar vardır. Bunlar bir özelliği ne? Şer'i olması. Ve bu iş içinden çıkılmaz hale geldi. Şimdi bu o kadar vahim bir duruma geldi ki bu mahkemelerin durumu. Bugün artık AKP içinden bile bu mahkemeleri kaldırmamız lazım. Demokraside böyle mahkemelere yer yoktur dedi. Çünkü gerçekten yer yoktur. Bunlar devlet güvenlik mahkemelerinin uzantısıdır. Onu daha demokrasiye iyi geçiyoruz diye kaldırdılar. Yerine bunu koydular. Şimdi şeriata geçiyoruz. Ve onlardan daha beter yetkilerle donatarak koydular. Sırf bu yargılamaları yapabilmek için bu mahkemelerin kurgulandığı bugün anlaşılıyor. Tamam, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben o zaman hadi bir daha dönmenizi beklemeyeyim ama şunu söyleyebilirim. Sormak da istiyorum yine. Kafamı kurcaladığı için soruyorum. Herhangi bir sıfatla değil. Şimdi ben burada aslında ne sıfatıyla bulunuyorum? Bütün bu olayların tanığı mıyım? Doktorlar kurulunda mıyım? Hayır. Tanığı da değilim olayı. Ben buraya... 1/75 milyon. 1/75 milyon. Bu ülkenin sahibi olmam hakkımla. Cebimde tapusu. Kimlik kartı. Hadi 2/75 milyon oldun. Hadi. Gelmişim öyle çıkıyorum. İkincisi, bu ülkede inandığım bir iki kişiden biri olan ayrıca da can dostum dediğim Profesör Doktor Mehmet Haveral'ın dostu sıfatıyla kendi isteğimle çıkıyorum ben buraya, burada. Mehmet Haveral bilmelidir ki ve bütün kendisine çamur atmaya kalkışanlar bilmelidir ki Haveral asla yalnız değildir. Burada onu yalnızlaştırsanız dahi dünya sahip çıkıyor. Dünyadaki meslektaşlarının Çin'den, efendim, Ekvador'dan, bilmem şeye, Alaska'dan, Japonya'dan, bilmem Amerika'dan gelen mektupları ben tercüme edip koyuyorum dergiye. Şimdi insan gözleri yaşarıyor okurken de. O işin başka tarafı. Biz böylesine bir değerimizi, bırakın dostluğu bir tarafa, ulusal değerimizi yalnız bırakmayız. En az Fenerbahçeliler kadar. Aynı. Aynı şey Fazıl Say'a yapılmıyor mu? Şimdi işte aynı şey Fazıl Say olayında oluşuyor. Şimdi ben İstanbul'dan Mete abi, Tufan abi. İnsanlarımızın uluslararası düzeye çıkmasını tamam, istemiyoruz. İstemiyoruz. Çekmek istiyoruz. O kadar da. Şeriat aydınlık istemez. Ondan sonra şu soruyu sormak istiyorum. Buyurun. Diyelim ki bir garson size çok iyi hizmet eder. Garsona teşekkürünüz bahşiştir.
Garsona lafla teşekkür edemez. Bir otelde çok güzel bir hizmet görürsünüz. Teşekkür edersiniz sözlü ama asıl teşekkürünüz bahşiştir. Ama bir devlet memuruna teşekkür sadece teşekkür kelimesiyle edilir. Devlet memuruna bahşiş verilmez. Devlet memuruna verilen bahşişin adı rüşvettir. Biz hakarettir. Devrimsel terbiyemizde, ulusal terbiyemizde de böyle gördük, böyle biliyoruz. O nedenle ben bir şey yadırgıyorum. Haksız olabilirim. Devrimsel terbiye. Beni aydınlatın güzel diye soruyorum. Kimseyi itham etmek istemiyorum. Etmiyorum da. Sadece tabloyu koyuyorum. Sayın Recai Birgül'ün milletvekili adayı gösterilmesi acaba kendisinin Cevit, Başbakan Ecevit'e ya da Ecevit ailesine yaptığı başarılı hizmetlerin bir bahşişi miydi? Rüşvet demek istemiyorum çünkü. Hiç yakıştıramıyorum tabii bir devlet memuruna bunu. Bir bahşişi miydi? Yetmedi. Ecevit'in ne koşullarda aldığını işte Raşan Hanım da tanıktır. Eşim tanık, Raşan Hanım tanık, ben tanıyım. Oran'daki o evini ne koşullarda aldığı ve yok parayı elinden çıkarırken biz sattırmadığımızı da çok iyi hatırlar Raşan Hanım'la. Nasıl sattığımızı. Efendim şimdi ev olmuş o zamanki parayla 1,5-2 milyon lira. Şimdiye kadar ödediğim paranın şeyi 125 bin lira. Ben bu 125 bin lirayı kim verirse ona veriyorum. Çok sıkıştım deyip seçim öncesi, bunu 73 seçim öncesi Ecevit'e bakıyorum. O evi sattırmamışızdır. Öyledir. Ha, bu ev bu kişiye bağışlandı. Tamam, Raşan Hanım'ın gönlünün cömertliğidir. Her zaman sattı. Bir dakika. Her zaman cömertliğidir. Denildi. Bağışlandı. Ha, o aldığı evi satar, şöyle yapar falan, şu şekilde kullanır, o da başka. Bu hediyeleri kabul etmek nedir? Hatırlar mısınız? Afgan tazısı. Hatırlamanıza imkan yok. 1948 olimpiyatlarından sonra bilmem şöyle şöyle başarılı gelen güreşçilerimize bir armağan verildi burada. Mete abi, siz yok, şimdi çok başka yok konulara girdiniz. Ben mailler ve SMS'lerde şöyle bir nokta var. Diyorlar ki bir bölümün uzamasını istemiyoruz. Biz doktorlardan şunu öğrenmek istiyoruz. Gerçekten de onun üstünden biraz böyle hemen geçer gibi olduk. En çok merak edilen konulardan ve hiç konuşulmayan ve beyefendi de iyi ki burada. Çünkü aileye çok yakındı. Bu rapor işi yani kasaya gizlendiği söylenen, şehir efsanesi olduğunu söylenen iş görmez raporunu siz bu kadar kolay veremiyorsunuz. Yanıt değil mi efendim? Buyurun efendim, ben tamam bekliyorum ya. Şimdi ve nasıl ediliyor? Ben çok merak ediyorum. Evet, Ahmet Hocam bu konuda çok güzel bir hukuki araştırma, yani avukatlarımız buradayken bunu söylemek doğru değil ama hakikaten araştırdı. Çok güzel de bir rapor hazırlamıştı vakti zamanında bu konuyla ilgili olarak. Şimdi Tufan Bey'in söylediği, yani hele hele bu ekipten, yani başkent ekibinden birisinin gidip de Raşan Hanım'a böyle bir şey vereceği, yani Türkçe'de herhalde bunun karşılığında bir sıfat yok. Yani saçma maçma demek hafif gelir. Onu bir kenara koyun. Yani bu kimsenin aklının ucundan bu ekiptir. Ve başta Sayın Haberoğlu'na değil. Geçmiş değil. Ucundan kenara. Şeriatçının aklından geçer kardeşim. Sizden böyle şey edildi mi? Her şey geçer onun aklından. Kim tarafından? Bilmiyorum. Hayır. Ne talep edildi ne bu ekip. Kimsenin aklına gelmedi. Bütün bunları koyalım. Yani bunu söylerken bile utanıyorum. Bir kere yasal zemini var efendim. Yani bir kişi çalışamaz, iş göremez, fonksiyon yapamaz raporu için ilgili kanun 26. maddesi tedavi kurumları, yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği, sağlık kurulları madde 26 yazılı. Bu maddeye göre efendim kanunlarımızı size iletiyoruz özet olarak. 3 şekilde bu verilebiliyor. Bir kişi kendisi, yani çalışamadığını hisseden, böyle bir durum olduğunu bilen bir insan başvuracak. Ama kişisel başvurusu da yetmiyor. Onu resmi makamlardan bir resmi talep haline dönüştürmesi lazım. Veya o kişinin amiri. Diyelim ki siz, yani hekimler, sürekli bir ay, iki ay, üç ay, beş ay rapor veriyorsunuz. Onun amiri konumundaki insan da diyor ki, kardeşim bu nedir? Yani sen çalışamıyorsan veya sürekli olarak çalışamayacaksan bunu bir açıklığa kavuştur. Ben başvurayım diyebiliyor. Bu ikinci şık. Yani o kişinin
amiri, üçüncüsü de mahkeme. Yani resmi makamlar diyecek ki şu veya bu gerekçeye dayanarak bu kişiye yani durumunu inceleyin, çalışamazsa vücutça tıbbi olarak çalışamaz, iş göremez raporu verin. Bir kere yani buna dayanıyor. Dolayısıyla bizim kendi inisiyatifimizle Sayın Ecevit'in gıyabında onun böyle bir talebi tabii ki olmadı, olamazdı da. Ama biz kendi kendimize düşünüp planlayıp gıyabında böyle bir rapor vermemizin bir kere hukuki hiçbir altyapısı yok. Hiçbir dayanağı. Bir an için hani milyarda bir ihtimal düşünün verildi. Onun gideceği yer Sayın Ecevit tarafından çöp kutusudur. Hiçbir hukuki, kusura bakmayın hukuk falan diyorum ama hiçbir geçerliliği yoktur. Türkiye verilse Cumhuriyeti'nde bugüne kadar hiç olmuş mu? Evet efendim. 1966 yılında o zamanki Cumhurbaşkanımız Cemal Gürsel Paşa'nın Cumhurbaşkanı sıfatıyla yani bu görevi sürdürürken bir rahatsızlığı söylüyor. Yani rahatsızlık da tabii ciddi, şuurunun kapanması. Çok ciddi bir, hatta belli bir dönemden sonra kalıcı bitkisel hayat. Amerika'ya gidişi söz konusu, Walter Reed Askeri Hastanesi'nin. Orada belli bir süre kalıp ülkeye dönüyor. Ama bu durum düzelmiyor. Düzelmediği için de Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne ve hepsi resmi talepler üzerine dönemin Başbakanı Sayın Demirel'in bu konudaki kayıtlarımıza geçmiş ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden 40 doktor imzalı. 40 doktor imzalı raporu vardır. Yani bu durumu saptayan, yani resmi görevlerini yerine getiremez şeklinde. Artı bu rapor 40 hekim tarafından, hoca tarafından imzalandıktan sonra Sayın Demirel Başbakan sıfatıyla bu raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, onların hepsi kayıtlarda bulunmaktadır. Şimdi bu raporun bende bir örneği var efendim. Müsaade ederseniz birinci cümle çok önemli. Nur Hoca'nın söylediği hadiseye ışık tutuyor. Devletin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en büyük şahsiyeti olan bir cumhurbaşkanına rapor veriyor Gülhane yatarken. Diyor ki Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Ankara. Komutan Sekreterliği 2030 sayı 66 tarih rapor. Bu cümleyi özellikle iyi dinlememiz gerekiyor. Başbakanlığın özlük ve yazı işleri 2442 sayı ve 26 Mart 1966 tarihli yazıları üzerine toplanan sağlık kurulu aşağıdaki kararı almıştır. Bakın bir resmi yazı geliyor. Devletin üst makamından. Birinci paragrafı geçiyorum. Rahmetli Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumunu şey yapıyor. İkinci paragraf, evvelce hazırlanan program gereğince Türkiye'de ilk konsültasyonu yapan sağlık kurulu üyelerine ek olarak Gülhane Askeri Tıp Akademisi profesörlerinin tamamı ile Ankara Hastanesi Sağlık Kurulu üyelerinin, başka bir hastane, katıldıkları ilk müşterek toplantıda evvela Cumhurbaşkanı Başhekim Tabip Albay Profesör Lütfi Vural'ın, burada rahmetli analım, hastalık hakkında verdiği izahat dinlenmiş ve hastanın Walter Reed Hastanesi'nde tutulan sağlık dosyası ve verilen son rapor incelenmiş. Müteakiben hasta bütün üyeler tarafından görülerek uzmanlarca muayenesi yapılmıştır. Hastanın şimdiki muayenesinde, burayı yatay yerine geçmiyorum, 1, 2, 3, 4 diye sıralanan tıbbi bulgular var. Netice olarak komadan çıkmaları bir an için düşünülse dahi kendilerinin devlet başkanlığı görevini ifaya devam buyurmalarına tıbben imkan bulunmadığını bildirir. Oy birliğiyle alınmış müşterek kurul raporudur. Ek konsültan hekimlerin imza listesi ikinci ve üçüncü sayfa olarak eklenmiştir. Başkan Profesör Doktor Necmi Ayanoğlu. 40 doktorun imzası var. İsimleri burada yazılı. Onlara gidelim efendim. Ben çünkü bir ara daha verip daha sonra işin hukuki boyutuna biraz gireceğim. Ama sizinle de yine devam edecek nedeni şu. Hep yine tedaviler üzerinde giden. Çünkü Profesör Doktor Mehmet Averal ilk kez Recai bir gün orada çapraz sorgu muydu o? Evet. Sanıyorum öyle bir şeydi. O çapraz sorgudayken çıktığı mahkemeye geldi ve kendisi de sorular yöneltti. O bölüme gireceğiz ve ben çok merak ediyorum. Recai Birgün'le ilgili orada bir açıklaması var Recai Birgün'ün. Biz bir husumet yok aramızda dendi. Neler yaşandı onu hep birlikte göreceğiz. Ama kısa bir aradan sonra.